Arkadaşlar merhaba. Kap ve piyasa haberleri videosuna hoş geldiniz. BIST 100 günü 6270.41 puandan %1.35 artışla kapattı. Yükselen hisse senedi sayısı 420, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 79, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 11. BIST 100'ün işlem hacmi 106 milyar 784 milyon, milyon TL olarak gerçekleşti. Bu arada size bir bilgi vermek istiyorum. Bugün Katar ziyareti vardı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi birliğimizi hedefliyoruz diye açıklama yaptı. Arkadaşlar bu e, haber niye önemli? Şu açıdan söyleyeyim. Bu ay ASELSAN'ın biliyorsunuz bedelsizi var. Efendime söyleyeyim yapacağı işler, alacağı işler bu ay Aselsan için çok iyi bir ay olabilir bir hatırlatma olsun diye bu bilgiyi sizinle paylaştım. Her zaman söylüyorum bakış açınızı değiştirin arkadaşlar. Yani e, herkesin gördüğünden farklı şeyleri görmeye çalışın. En ufak bir haberin detayında çok güzel şeyler yakalamanız mümkün. Evet kap haberlerine geçecek olursak yayla agro gıda. Özel durum açıklaması kapattı Şirketimizin devam eden yatırımlarının finansmanı ve işletme sermayesi, sermayesi ihtiyacının karşılanması maksadıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası şirketimiz arasında 55 milyon euro karşılığı Amerikan doları tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Kredinin vadesi ilk 2 yıl ödemesi olacak şekilde 4 ve 6 yıldır. Arkadaşlar buradaki ince nokta da şirketin e, durumu yaptığı iş veya işte efendime söyleyeyim bir güven vermemiş olsa bu e, Avrupa İmar Kalkınma Bankası bu şirkete kredi vermezdi. Bunu böyle düşünmek lazım. Evet, Kimpur özel durum açıklaması kapattı. Şirketimiz, müşterimiz Aliform Pekintaş AŞ ile birlikte katıldığı ve yalıtım amacıyla sandviç panel sistemlerinde kullanılan Kimrigit Pir 205 ürünümüzde imal edilen panellerin teste tabi tutulduğu FM Approval sertifikası denetim sürecini başarıyla tamamlamıştır. Bu süreçte her iki firmanın da hem süreç yönetimleri hem de ürünleri teste tabi tutulmuştur. Amerika'da son derece hassas testlere tabi tutulan ürünümüzün testler sonucunda yangın güvenliği, performansı ve dayanıklılığı gibi kritik özellikleri doğrulanmıştır. Ürünlerimizin kalite, güvenlik ve performans konusunda en üst düzeyde olduğunu gösteren sektörde oldukça itibarlı bir onay olan bu sertifikasyon sürecinde Kimrigit Pir 205 ürünümüz için tüm denetim süreçleri ve sertifikasyon süreci başarıyla tamamlanmıştır demişler. Güzel bir iş Kimpur için. Ecilç özel durum açıklaması kapı attı. İkinci ayın 15'i 2023 tarihli özel durum açıklamamızda İstanbul Sarıya Sarıyer ilçesi Ayazal mahallesinde şu parselde, parselde kayıtlı taşınmazların üzerinde gerekli imar ve yasal süreçlerin tamamlanmasına bağlı olarak hasılat paylaşımı esasına dayalı bir gayrimenkul projesi geliştirmesi amacıyla Artaş İnşaat ve Sanayi Ticaret AŞ ile müzakerele başlandığı Müzakereler sonucunda bağlayıcı bir sözleşme imzalanması durumunda kamuya açıklama yapacağımızı ifade, ifade ettik. Arkadaşlar e, bu projesi var biliyorsunuz Ecilci daha önce size anlattığım çok güzel bir AVM'si var. E, sadece Ecilç olsun e Ecilci yatırım olsun bunların e, zaten aynı şirketler. Buradaki işten de eğer ki bağlayıcı bir sözleşme imzalanırsa güzel bir hikaye olur. Kütahya Şeker özel durum açıklaması kapattı. 2022 yılı kar dağıtım önerisinin genel kurulda onaylanması. 7. ayın 7'si 2023 Cuma 14'te gerçekleştirdiğimiz 2022 yılı olan genel kurul toplantısında 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde 100 milyon TL karın 12. ayın 31. 2023 tarihine kadar bir kere ya da Birden çok taksitler halinde yönetim kurulunun karar çerçevesinde ortaklara dağıtılmasına, kalan miktarının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına karar verilmiştir demişler. GESAN yeni iş ilişkisi kapı attı. GESAN zaten bugün de tavan yaptı. Güzel bir şirket. Beğendiğimiz de bir şirket. Şirketimiz enerji saya bağlı dağıtım şirketlerinden Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ve Ayadaş. 7. ayın 11 2023 tarihinde imzalanacak 3 sözleşme için davet almıştır. Reaktif güç, kompansasyon sistemleri projesi işi konulu sözleşmenin sözleşmelerin toplam bedeli vergiler hariç 15 mily 15 milyon 901 bin dolardır demişler. Güncel kurla da zaten 415 milyon 16 TL yapıyormuş. Astor Enerji yeni iş ilişkisi kapı attı. Şirketimiz Sırbistan'da yerleşik özel bir firma ile 7. ayın 10'u 2023 tarihinde 1 milyon 740 bin euro e, tutarında 3 adet güç transformatörü satış sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşmeyle ihracat yapılan ülkeler arasına Sırbistan'ı da katmıştır. Sırbistan'a ilk defa herhalde e, ihracat yapıyorlar. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılat oranı 0.66'dır. Bir ülkeye girmesi bonservis olur. O da tabii ki bu şirket için güzel bir kap. Aksiyen Aksa Enerji özel durum açıklaması kapa attı. 21 Ekim 2022 tarihli özel durum açıklamamızda Aksa Enerji üretim maaşının %100 bağlı ortaklığı Aksa Yenilenebilir üretim maaşı tarafından müstakil elektrik depolama tesislerine ilişkin enerji piyasası düzenleme kurumuna gerçekleştirdiğimiz başvuruları kamuoyu, kamuoyu ile paylaşmıştık. Elektrik piyasası lisans yönetmeliği kapsamında ilgili müstakil elektrik depolama tesislerinin depolamalı elektrik üretim tesisi ön lisans başvurusu olarak değerlendirilmesine yönelik süreçler ilerletilmiştir. Akabinde bu projede projelere ek olarak depolamalı güneş ve rüzgar enerji santralleri başvuruları yapılmıştır. Ön lisans başvurularımız kapsamında EPDK tarafından Mersin'de 100 MW küsuratı da var. Manisa'da 82 MW, Afyon Karahisar'da 110 MW, olmak üzere toplam 293 megawatt kurulu gücünde depolamalı rüzgar enerji santrali ve Kırşehir'de 50 megawatt kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali kurulumuna ek olarak Eskişehir'de 50 megawatt ön lisans alınmış olup 100 megawatt kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali ve toplamda 393 megawatt kurulu güce ulaşmıştır demişler. E, Aksini ben geçen sene... Sattığımda bazı arkadaşlar bana niye satıyorsun, gerekçen ne diye söylemişti. Geçen seneden şu ana kadar e, grafiklerine baktığınız zaman anlarsınız. O zamanlar ben e, beklentinin en azından bir sürelik bittiğini düşünmüştüm. Kötü bir şirket değil, güzel bir şirket. Geride de kalmış şirketlerden bir tanesi. Arsan Tekstil kar payı dağıtım kapattı. Yönetim kurulu nakit ya da bedelsiz temettü ödemeyeceğini bildirmiş. Evet borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Burada da görmüş olduğunuz üzere burada en fazla borsada işlem gören, gören tipe dönüşüm başvurusu yapan MobTL'de mobil, Mobiltel iletişim hizmetlerinde 1 milyon 145 bin adet lotu borsada işlem görmesi için başvuru da yapılmış, başvuru yapılmış. Arkadaşlar bu gibi büyük başvurular yani bu başvuru kabul edildiği zaman borsada bunu satabilecek. Yüksek miktarda hisseleri sattığınız zaman tabii ki bu elinde tutan arkadaşlar için konuşmuyorum ben bunu. Çünkü <laughs> ucuzdan almış olan için bir sıkıntı olmayabilir. Fakat yeni girecek olan arkadaşlar için e, fiyatları değerlendirmesini tavsiye ederim arkadaşlar. Borsa İstanbul hak kullanım kapattı. Tukaş %200 oranında bedelsiz sermaye artışı. 7. ayın 11'i 2023 yani yarın Borsa İstanbul'da başlayacak. Bunun kapını Cuma günü sizinle paylaşmıştım. Kütahya Şeker kar payı dağıtım kapı. 2022 yılı kar dağıtım önerisinin genel kurulda onaylanması. Kütahya Şeker hisse başına 1 lira 95 kuruş nakit temettü ödeme kararı genel kurulda kabul edilmiş. Tarih henüz belli değil. Onkosem yeni iş ilişkisi kapı attı. Şirketimiz ile Pamukkale Üniversitesi arasında 24 aylık manuel ve tam otomatik robotik kemoterapi ilaç hazırlama sistemi hizmeti sözleşmesi 16 milyon 690 bin TL bedelle imzalanmıştır demişler. Yapı Kredi Bankası Finansal Takvim Kapı bankamızın 1. ayın 1'i 6. ayın 30'u 2023 dönemine ilişkin finansal raporların 7. ayın 24'ü 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Yani ikinci çeyreği bu tarihte paylaşacaklarmış. Türksa e, TÜPRAŞ finansal takvim kapı yine o da aynısı. Şirketimiz 1. ayın 1'i 6. ayın 30'u hesap dönemine ilişkin finansal raporların 31 Temmuz 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır demişler. Ege Profil kar payı avansı e, ödemesi işlemlerine ilişkin bildirim kapatı Arkadaşlar bu şirket kar payı avansı ödeme kararı almış. Nedir bu kar payı avansı? Ee, şöyle söyleyeyim. Geçen senin e, muhtemelen eğer ödeyecekse yapmış olduğu karlardan zaten ödemiştir. Detayını bilmiyorum. Fakat şirketler bu sene yapmış olduğu karlardan kar payı avansı adı altında e, temettü ödeyebilirler. Bu şirkette zaten e, bu şekilde hisse başına 1 lira 74.9 hemen hemen 1 lira 75 kuruş nakit temettü ödeme kararı almış. Daha doğrusu avans kar payından avans ödeme kararı almış. Bu sene daha fazla kazanırsa eğer seneye tekrar mesela toplamda bir senede 3 sene ödeye 3 lira ödeyecekse 1 lira 75 kuruşunu şu anda bu sene ödeyip 1 lira 25 kuruşunu da ee, seneye kar payı olarak ödeyebilir. Bu ödeyecek olduğu bu sene ödediyse eğer ya da e, ödeyecekse ondan bağımsız olan yeni bir kar payı diyebiliriz. Aynısını da geçen sene Ford yapmıştı. Borsa İstanbul volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında ev pay'ına yarın e, işlem seans başından 8. ayın onu seans sonuna kadar emir paketli tedbirle işlem görecektir. Emir paket tedbiri, piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin, emir miktarı azaltımı ile emir fiyatının kötüleştirilmesinin yasaklanması, yani ne varsa vermişler bazı hisselerde. Tabii ki çok fazla oynandığı için bunu hak ediyor. Evet, yine volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında Berkosan ve Birikim Varlık Yönetimi Yarın seans başından 8. ayın 10. seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilmeyecektir demişler. TOFAŞ finansal takvim kapı geldi. Şirketimizin 1. ayın 1. 6. ayın 30. 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların 26 Temmuz 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır demişler. CV Enerji özel durum açıklaması kapı geldi. 6. ayın 5 2023 tarihli maddi duran varlık alımı konulu bildirimimizde bahsi geçen Antalya <laughs> Organize Sanayi Bölgesi 1. kısımda yer alan Antalyeli işte adresini vermişler. Beton harme fabrika ve arsa detilerindeki taşınmaz üzerinde bulunan şeyler kaldırılmıştır. İpotek ve takyidatların terkin işlemleri için 401 milyon TL ve 2 milyon 560 .550 TL ödemenin yapıldığı tarih itibariyle döviz kuru 23.30 TL'ymiş. Ödeme yapılmış mevcut durum itibariyle 6. 2023 tarihli açıklamamızdan belirtilen ipodek ve takiyatlar kaldırılmıştır. Burada önemli olan ee, bu almış oldukları yerde ne yapacaklar onu daha iyi aydınlatabilirsek e, belki oradan da bir hikaye yakalayabiliriz. Evet Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası kar payı dağıtım kapı bu sene o da nakit temettü ya da bedelsiz ödemeyecekmiş. Gezonomi finansal duran varlık edinimi kapı attı hemen bakalım. Yönetim Kurulumuz 7.eyl 2023 tarihi toplantısındaki aşağı e, toplantısında aşağıdaki kararları almıştır. Şirketimizin Antalya Ticaret Sicil, Sicil müdürlüğünce Müdürlüğü'nde biz otelcilik ve turizm işletmeleri Ticaret Anonim Şirketi ünvanı ile yeni kurulacak olan şirkete <laughs> affedersiniz 200 pay karşılığı 200 bin TL sermaye ile ortak olunmasına. Türkiye uyruklu kimlik numaralı adresinde ikamet eden Murat Köse'nin kurulacak olan ve ortağı olacağımız Biz Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi'nde şirketimiz adına şirketi kurmaya, şirketi ana sözleşmesi ve eklerini diledikleri şartlarda tanzim ve imzaya şirket ana sözleşmesinde yapılan yani yetkilendirilmiş arkadaşlar bu kişiyi yetkilendirmişler. Bunu da kuracaklarmış. Uzatmaya da gerek yok. Evet Lokman Hakim maddi duran varlık alımı kapı attı. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi için Lokman Hakim Engürüs Engürüsa AŞ ve bağlı ortaklığımız Lokman Hakim Van AŞ adına yaptığımız başvuruların onaylandığı Lokman Hakim İstanbul AŞ'nin onay sürecinin devam ettiğini ayrıca 5. ayın 12'si 2023 tarihinde GES, GES projesi kapsamında 220.534 metrekare arazi satın alındığı duyurulmuştu. Lokman Hekim İstanbul AŞ şey için başvuru süreci devam etmekte olup arazi satın alma sözleşmesi koşulları gereği Eskişehir'i Seyit Gazi ilçesinde 48.582 metrekare arazi satın alınmış olup GES projesini hayata geçirmek üzere sahip olduğumuz arazi 269.117 metrekare alana ulaşmıştır. GES kapsamında elektrik üretimi için başvurusu eee Elektrik üretim için başvurusu OEDAŞ tarafından onaylanan şirketler için çevresel etki değerlendirmesi başvuruları da yapılmış olup ilgili kurumlarca değerlendirilme devam etmektedir demişler. Papilyon savunma Papil Karpaya dağıtım kapı attı. Papilyon savunma arkadaşlar yönetim kurulu burada da gördüğünüz üzere 5.2 kuruş yani 5 kuruş nakit temettü ödeme kararı almış. Kesinleşen bir tarih yok. 8. ayın 9'u teklif edilen hak kullanım tarihi en sonda e, bakalım neye karar verecekler. Gerçi 5 kuruş çok az bir miktar. Daha fazla bir şeyler verebilirlerdi. Evet borsa arkadaşlar biliyorsunuz doğası gereği sürekli yukarıya çıkmaya meyilli bir e, mecradır. Çıkacak da... Safakat biraz sabırlı olmak gerekir. Birazcık e, ne diyeyim size ben yatırım yapıyorum, yatırımcıyım, korkmuyorum da hiçbir şeyden en fazla zamanımı kaybederim. Ama korkan arkadaşlar için de e, birazcık e, kar realize etmek, birazcık işte korkularımızı yenmek açısından satışlar yapmak da gayet doğaldır. Bunlar da önümüzdeki günler ya da bu hafta gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar muhtemeldir. Onu da size söyleyeyim. Fakat yön yine de yukarı çünkü belirsizliklerin çoğu kalktı. Ee, bakın ee, şu andaki yönetimde zaten ee, ekonomi için her tarafa saldırıyor durumda. Ama bu gibi haberleri takip ederken oradan hangi hisseye ne çıkar diye ya da oradan hangi şirket ne kapabilir diye bunları algılamaya çalışın. Haberin ee, kendisine değil özüne bakın nereye yarar kime yarar her zaman söylediğim gibi finansal okur yazarlık tabii ki de önemlidir. Ama piyasayı okumayı bilmiyorsanız finansal okur yazarlık hiçbir işinize yaramaz. Ben Marmaris'e geldim bugün. Pek borsaya da bakamadım. Yaklaşık bir hafta kadar burada kalacağım. Marmaris'te bulunan arkadaşları varsa inşallah bir yerlerde buluşuruz. Dönüşte de İstanbul'da da İstanbul'daki arkadaşlarla belki bir gün bir yerde oturur bir şeyler içer sohbet ederiz. Hepinize selamlar ediyorum kendinize iyi bakın görüşürüz